Kaç zaman oldu? Hadi. Çıkart üstünü kız. Hadi. Çok özledim seni, çok. Ne diyorsun lan sen? Kızı bırak dedim. Hani? Ulan oğlum bas git işine. Akşam akşam belaya sokma benim başıma. Lan ben bastım, kaç yazar lan? Sen kime fıstık koyuyorsun lan? Oğlum gitsene sen. Sen konuşma vur. Sakat makat demem, alırım gırtlağına bak. Sen kime fıstık koyuyorsun oğlum sen? Ha? Oğlum gitsene ben. Seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Malik gel buraya. O kızdan sana ancak bela gelir. Biz ekmeğimizin peşindeyiz, anladın mı? Sen işine bakacaksın. Tövbe estağfurullah. Tamam baba. Böyle olsun ister miydim hiç? Korkutayım dedim. Kıllan istedim. Kazayla oldu Şirin. Abi dur. Tamam, tamam kız korkma. Bir şey yapmayacağım. Neye geldin o zaman? Abi bak, ben sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Tamam. Şirin. Bana şu telefonu ver. Bunu götürüp Kürşat'a geri vereceğim. Bunun hesabını da ondan soracağım. Tamam mı bacım? Hadi yat sen. Yat sen yat. Pelin. Giray neler oluyor burada? Kötü bir şey mi oldu? Ters bir şey mi var Pelin? Yoksa bu herif bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Siraç'ı burada böyle görünce şaşırdı Giray. Ne o Pelin? Siraç sana burada amelelik yaptığını söylemedi mi yoksa kızım? Siraç mı? Siraç bu mu? Siraç senin burada ne işin var? Siraç dur. Bırak gitsin. Pelin görmüyor musun? Sana göre değil. Bırak gitsin. Gör artık gerçekleri. Baba sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır neden beni rahat bırakamıyorsun?
Sinaç dur bir dakika. Kızın hayatı tehlikede olabilir. Babası mı kaçırdı sizce? Olabilir hocam. Ailesi tarafından infaz için kaçırılmış da olabilir. Bakın Tarık Bey. Ben bu inşaatta amelelik yapıyorum. Doğru. Ama alın terimle ekmek paramı kazanıyorum. Utanılacak bir şey yapmıyorum. Evet, ben Pelin'e şu arabayı alamam. Pelin'i sizin yaşattığınız gibi bir evde de yaşatamam. Ama ben Pelin'i mutlu etmek için gözümü kırpmadan canımı bile feda edebilirim. Anladınız mı? İşte o yüzden Tarık Bey, Pelin'in evleneceği adam benim. Öyle değil mi Pelin? Evet. Bu kadar eğlence bana yeter. Bu olanlar için kusura bakma Giray'cığım. 2 yıl önce ben giderken şirketiniz de Pelin de daha iyi konumdaydı Tarık Bey. Ama ben yokken ikisi de bayağı bir gerilemiş ha. Ama üzülmeyin. Ne şirketi ne de Pelin'i bu halde bırakmaya hiç niyetim yok. Gidelim mi Tarık Bey? Gidelim. Korkuyorum Kerem. Ne yapacağız şimdi? Hem nereye gideceğiz? Korkma. Kurtulacağız. Buradan sonra kimse bizi ayıramayacak. Korkma hayat. Ben geliyorum şimdi. Oğlum, neye kasa öyle yaptı? Barat, benden bir şey mi saklıyorsun? Ne oldu? Zeliha senin için çırpınıp durdu. Seni bekledi. Kıza niye kötü davranıyorsun? Oğlum, ne oldu? Ben Zeliha'ya da Deniz'e de güvendim ana. Ama onlar arkamdan iş çevirdiler. Bana ihanet ettiler. Oğlum emin misin? Kendi gözlerimle gördüm ana. Zeliha bana ihanet etti. Ama artık bütün ihanetlerin cezasını keseceğim ana.
Kararımı verdim. Yarından tezi yok. Babamın bütün malının, mülkünün, parasının, her şeyinin başına geçeceğim. İyilikten fayda yok ana. Bundan böyle canımı yakanın canını yakacağım. Zeliha. Zeliha iyi misin? Aa, Zeliha neyin var senin böyle? Ne yapıyorsun sen bu saatte burada tek başına? Berat'ı arayayım mı? İster misin? İstemiyorum. Hadi gel benimle o zaman, gel. Zeliha itiraz istemiyorum. Gel benimle, bu saatte bırakamam seni burada. Gel. Benim yüzümden işinden de oldu. Boş ver. Ağzım yüzüm kum oluyordu zaten. Sen bana neden söylemedin ki orada çalıştığını? Acil para lazım oldu. Ben de ek iş olarak akşamları çalışmaya başladım. Sen ciddi miydin peki orada söylediklerinde? Evlilikle de alakalı. Çok ciddiydim. Şimdi ne yapacağız peki? Bilmem. Buraya kadar çalıştım ben. Zeliha. Efendim Zeliha. Hayat, iyi misin? Yoruldum. Dayan hayatım, dayan. Kurtulacağız. Dönebilir miyiz? Siraç abimle kahvede buluşacağız. Hay hay, nasıl istersen. Sağ ol. Burada
şahane bas ama oraya da baktılar. İyi, biz de arka tarafa bakalım hocam. Artık sabaha kadar rahatız. Ama kapıyı üstümüze kilitlediler. Ne yapacağız şimdi? Onu sabah düşünürüz. Keşke o uçurumda beni yakalamasaydın Kerem. Hem bugün başımıza bunların hiçbiri gelmeyecekti. O nasıl söz hayatım? Sana bir şey olsaydı. Daha ne olacak ki Kerem? Hadi. Hadi yoruldun hayatım. Uyu sen. Sabah buradan kurtulacağız. Seni kimsenin bilmediği yerlere götüreceğim. Kimse ayıramayacak bizi. Hadi hayatım. Bugünü öyle hayal ettim ki. Hayır. Başkası söylese Berat'ın böyle bir şey yaptığına hayatta inanmam. Deniz neler yaptı onun için ya? İçeriden çıksın diye çocuk işinden gücünden oldu. Nasıl düşünür böyle bir şeyi? Berat aynı Berat değil ki abi. Değişmiş, bir başkası olmuş. Canım benim ya, üzülme. Ben öğrenirim Berat'tan aslında olayın. Sen de toparlan artık hadi. Eve gidelim. Ben o eve gidemem abi. Zeliha. Güzel kardeşim benim. Nerede kalacaksın? Ha? Şu haline bak, perişan gözüküyorsun. Hadi. Eve. Benim o evde onurum kırıldı abi. Olsam da dönmem. Zeliha, istersen bu akşam bende kalabilirsin. Yani istediğin kadar kalabilirsin aslında. Öyle değil mi?
Hadi hayat. Hadi. Kaçalım. Hadi. Günaydın İsmail. Onca sene, onca gece ne acı çektiğimi, içimin nasıl yandığını anladın mı Cennet? Cennet! Ama burada hayatı kime bıraktın? Ne ben ne hayat, umurunda mıyız senin? Ha? Bu kızı yalnız başına hastanede bırakıp buraya mı geldin Cennet? Hayat gitti İsmail. Devlet kızı acıdığı için koruma altına aldı. Hayat da gitti. O ne demek? Devletin adamlarıyla gitti demek. Sen de bıraksın ha. Aferin. Cennet. Ben o kızla söz verdim. Seni bir daha kimseye bırakmam dedim. O zaman başında dursaydın. Bekleseydin. Hemen gelip kudretin kum. Ne oldu İsmail? Bu hayat derdi bitmedi mi? Cennet! Ben kızıma bir söz verdim.
Söz! Anladın? Sıraç. Ne oluyor lan? Oğlum koş. Koş babana yetiş. Hayatı devlet mi ne almış? Hastaneye gitti. Koş oğlum. Ne demek devlet almış ha? Vel vel vel. Hırsından adamı dellendirdin mi? Ne oldu? Bütün derdin İsmail değil mi Kudret abla? Al senin olsun İsmail'im. Ama bundan sonra ne bana ne çocuklarıma bulaşma. Sakın bulaşma! Baba! Hele bir bekle. Yara yara. Hadi. Devlet hayatı almış. Gidip alacağım kızımı. Alalım. Hadi yara. Hadi oğlum bundan dayı. Hasret kaldım böyle şeylere. Yine ipliğe döndün baksana. Amca biz bugün annemle hayatı ziyarete gideceğiz. Hastaneye uğradıktan sonra şirkete geleceğim. Şu hesaplarla ilgili incelemem gereken dosyaları bir hazırlatırsan sevinirim. Acele etme evladım. Biraz dinlenseydin. Ben içeride fazlasıyla dinlendim amca. Babamın mirasını daha fazla başıboş bırakmanın bir anlamı yok. Ana hadi çıkalım mı? Yönetim kurulu toplantısı kaçta Yusuf? Birde. O halde acele edelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Onca zaman bunlara katlandığımızla kaldık. Gördün mü vakkas? Türkan lütfen söylenmeyi bırak. Sinirlerim zaten tepemde. Aa, sinirleri tepesindeymiş. Ha, bu köylüleri bizim tepemize kim çıkardı? Hani ne olacak şimdi? Ne yapacağız söyler misin? Anneciğim. Ya sakin olun birazcık. Siz oğlunuza birazcık güvensenize. Bırakalım Berat Bey oyununu oynasın. Elbet hamle sırası bana da gelecek. Bekir oğlum ver dedene. Buyur dede. Biz baş edemedik. Altın dallar zapt edemedi. Devlet baktı durmuyor. El koydu Hayat Hanım'a. Kudret. Ayıptır kızım. Yeter. Niye gitti Hayat? Neden bizi istemedi kızım? Tatlı baba. Şey... Berken babamın yüzüne bakamam dedi. Nereye götüreceklermiş ona? Söylemediler mi? Söylemiyorlar oğlum. Rahat edeceğini, güvende olduğunu söylediler. Kadriye Hanım, Altın Dağlar, onların haberi var mı peki? Ne de olsa Hayat onların da ailesinden sayılır. Ana. Allah'ım sen torunuma, oğluma, kızıma, gelinime sabır ihsan eyle ya Rabbi. Kızım git arana söyle gelsin. Sofradan böyle kalkıp gidilmez.
Senin zamana ihtiyacın var Zeliha. Berat'ın aklı başına gelecektir, bundan eminim. Ben gözümü açtım, Berat'ı gördüm Pelin. Bir tek onu sevdim, yıllarca. Umut ettim, bekledim. Onun için babamı bile karşıma aldım, düşün. Ama o... Asıl o bu sevgiye ihanet etti. Benden kuş kullanmasını, hele hele Deniz'e yaptıklarını asla affedemem. Bitmiştir. Peki Deniz ne düşünüyor bu konuda? Ne düşünsün zavallı? Benim yüzümden başına onca şey geldi. Hala üzülme Zeliha, barışırsınız diyor. Hala. Tamam Zeliha, üzülme. Geçer bu da. Kızlar için bir şeyler alacağım. Bu gece de bizde mi kalacak o kız? Semra, gönderin gitsin dedim. Duymadın mı beni? Ah, saçmalama Tarık, sokağa mı atalım kızı? Bizim ev sığınma evi mi Semra? Yerseniz yiyin. O kız evde olduğu sürece ben yok. Ah, ne demek istiyorsun sen Tarık? Ya daha dün abisi karşıma geçip kızınla evleneceğiz dedi. O haddini bilmezin kız kardeşi bugün evimde. E sen razıysan eyvallah. Oturun beraber. Ben yok. Bu Siraj da çok kendi başına buyruk iş yapmaya başladı. Zeliha'ya haber edin gelsin. Ondan konuşacağım. Zeliha ondan güç alıyor zaten dede. Millet ne sorar ne der hiç umrunda değil ki. Siraj abesi arkasında nasıl olsa. Sen de hiç mi bir şey söylemedin? İki çift laf edemedin mi kız ne kudret? Bize laf mı düşüyor amca? Abi kardeş beraber iş yapıyorlar. İsmail, bu Berat işi için bir şey söylemedi mi? Nuh diyor, peygamber demiyor amca. Olmaz dedi, kestirdi attı. Ben doydum ana. Hadi kalk giydireyim seni kız. Bunların derdinden bize sıra mı gelir ki konuşalım, anlaşalım? Al işte. Daha boğazından iki lokma geçmeden bunların derdinin peşine koştu baba. Bak zaten içim yanıyor Kudret abla. Beni deli etme. Beni mecbur etme. Mecbur olsan ne olacak ha? Kapçın evde otur. Allah'ına da dua et. Yiyecek bir lokma ekmek buluyorsun. Sen de hayat denen o kızın da... Murat ana! Yatmadı mı hayatını çektiler ha? Bırak artık. Bak bak, avukatlık etmek sana mı düştü Malik efendi? Bana bak ulan, sen adam olmayacaksın. Ağzını burnunu kırdırtma bana gene. Kırsan ne olacak lan? Ha? Kırsan ne olacak? Şirine gelince sesin solun çıkmıyor. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı lan? Ha? Yalan mı? Ulan namus namus dediniz, hayatımızı zindana çevirdiniz be! Hayata gelince namus, şirine gelince hiçbir şey yok değil mi? Adamına göre mi oluyor bu namus Kudret Hanım? Sen benim çocuklarımdan uzak dur! Ana! 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 Lavin! Bırak! Ana! Lavin! Kızım yavrum! Lavin! Yavrum! Lavin! Kızım! Lavin! Lavin! Bak hayatım, şurayı geçer geçmez özgürüz. Rahat ol. Şimdi sakin olacağız, akıllı olacağız. Heyecanlanmayacağız, tamam? Tamam. Şimdi seninle oyun yapacağız böyle. Yaşlı bir teyzemizi ziyarete gelmişiz, elini öpmüşüz, geçmiş olsun demişiz, tamam? Gir koluma, böyle karı koca gibi, kimseye de bakma. Hani böyle gerçek gibi? Bak bir de soruyor, gir koluma. Gerçek tabii, bebeğimiz bile var. Hadi gidelim karıcığım.
İyi misin kızım? İyi misin yavrum? İyiyim ana. Eğer bir şey olsaydı, kızıma bir şey olsaydı, sizi elimden hiç kimse alamaz. Ya yok bir şey Cennet. Sen de sus artık. Yok bir şey ama. Hadi kalk içeride yatalım kızım. Gel. Gel çocuğum. Kızım ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Kadriye ana. Hayat kızım. İyiyim ana. Çok acıyor mu? Biraz. Geç, geç. Hayırdır? Ah. Eşi var kızın? İçeride olan bir tane üzüldü zar. İşte. Çıkalım mı amca? Sen bir gün benim elimde kalacaksın. Senin çocuğun anca bana yatır değil mi? He? Kıyorsa gidip Kürşat'a da göstersen erkekliğini. Ama yok değil mi Bekir Efendi? Anca bacılarına ve bana. Hadi git. Hadi yürü gitsene. Git göster Kürşat'a da erkekliğini. Herkes görsün ne kadar erkekmişsin. Peki. Yıllarca çalış, didin, şirketi bu hale getir. Sonra herifin biri gelsin alsın elinden. İçim almıyor baba ya. Ya baba bir şey söylesene Allah aşkına. Ne diyeyim? Eninde sonunda olacağı buydu. E biz ne yapacağız? Kuzu kuzu bekleyip biz yemedik, sen ye mi diyeceğiz? Ne bekliyordun? Bir gün olacağı buydu, bekliyorduk. O gün bugünmüş be. Yapacak bir şey yok. Var, var. Ya ben Hayat'la evlenirsem? Nasıl yani? Şirketin çoğunluğu kızın üstüne. Başka çare yok gibi duruyor. Hem bu kız hamile değil mi? Doğacak çocuğun da böyle eğitimli, kültürlü, varlıklı bir babası olsa fena mı olur? Hı? Hem de gerçek babasıyla aynı soyadını taşıyacak. Altın da. Fena fikir değil. Ama evlenemez. Kız reçit değil. Kız 16 yaşında. Aile rızasıyla
Olur bu iş. Bu vahşi çömlekçi hayatta rıza vermez sana. Hayatta neler oluyor be babacığım? Rahmetli Abbas Altındağ'ın 16 yaşında bir çocuktan bebek sahibi olacağı aklına gelir miydi? Hı? Tamam canım. Tamam, konuşuruz. Geçmiş olsun. Nasılmış Pelin? Ağrısı var mıymış? Vallahi iyiyim dedi ama Deniz işte bizi üzmek istememiştir. Hande almış onu eve götürmüş. Of. Çok utanıyorum Pelin. Çok. Çocuk bizim için neler yaptı? Benim yüzümden şu yaşadıklarına bak. Uğrayalım mı? İster misin? Hem ne bileyim belki yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Sevinir bence bizi görünce ya. Ha? Olur. Tamam. Öldüreceğim ulan seni. Sen kimi öldürüyorsun lan? Onun şirme yaptığın hesabını soracağım, yemin ettim. Ulan sen benim bacımı ne sandın? Bir telefonla mı kandıracaksın ulan? Lan sen beni ne sanıyorsun lan? Seviyorum ben şirini, seviyorum. Anladın mı? Çocuklar bir cahuzluk etmiş. Hoş görün oğlum. Al gideyim kasaba. Teyzeciğim bakın maalesef kızı size veremeyiz. Neymiş? Yavrum ben onun anası sayılırım. Neye bana vermiyorsunuz kızımı? Neye devlet alıyor? Sadece ailesi alabilir. Sizin resmi olarak hiçbir bağınız yok. Ailesini de kendi istemiyor. Kızım. Madem babana müsaade var neye gitmiyorsun? Kadir Hanım. Merak etmeyin. Ben kızımı hiçbir yere bırakmam. O çok üzüldü. Şimdi yorgundur. Başına bin türlü hal geldi. Kızım, hayatım. Hadi bize eve gidelim. Bak, izin ver. Baban sana kendini affettirsin. Olur. Gelemem. Karnımda bu bebek varken hiç kimsenin yüzüne bakamam. Olsun. Bebeğinle gel. Hadi kuzum. Üzme babam. Ne olur hayatım. Gelmem baba. Gelemem. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Siraç. Hayırdır? Bir yerler var sende. Davana gelmedim diyeyse benim de başıma gelmeyen kalmadı Berat. Mesele o değil. Seninle bir alakası yok. Selahi'yle Deniz'e yaptıkların. Sana yakışmadı Berat. Bana yakışan şeyler bugüne kadar hep canımı acıttı Siraç. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş benimle. Konuşacak bir şey yok. Ben avukata ve Zeliha'ya arkamı döndüm. Onlar benim kalleşçe yüreğimi söktüler. Berat. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben ne dediğimin farkındayım da. Asıl sen bana yapılan ihanetin farkında mısın? Öldüreceğim.
öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan seni. Yoksan sen. İkimizden biri sağ çıkmayacak lan. Sen zaten sağ değilsin ki lan. Nasıl bir adam özbaşısın bıçaklarına? Canın adını ağzına almayacaksın lan. Senin peşini bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Ölüyorum ben senin için. Ölüyorum, anladın mı? Sen kahvecinin kızını nasıl seviyorsan ben de Şirin'i öyle seviyorum. Ne diyorsun lan? İsteteceğim Şirin'i. Baştan niye söylemiyorsun? Sordun mu lan? Deniz, bak sana Ataçay'ı yaptım. Çok iyi gelir. Canım çok sağ ol ya. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Ya Hande, bu davalar ne alemde? Onları hiç merak etme. Her şey çok yolunda. İyi, sağ ol. Hoş geldiniz. Kimmiş? Telefonda iyiyim dedin ama yalan söylediğin o kadar belli oldu ki dayanamadık geldik biz de. Şey, sana şu en sevdiğin küçük turtalardan da aldım, sonra yersin. Canım ya, ne zahmet ettiniz. Ya kusura bakmayın, kalkamadım hemen. Geçsene efendim. Geç. Deniz, ne yapıyorsun Deniz? Yatar mısın lütfen? İyiyim ben ya, iyiyim, merak etme. Denizciğim, kusura bakma, benim hemen gitmem lazım işe. Epey bir geç kaldım. Neyse, Zeliha'yı getirmiş oldum. Çok geçmiş olsun. İyi, tamam. Tamam canım, çok sağ ol. Konuşuruz. Tamam. Hadi, görüşürüz. İyi misin? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Siz geldiniz, daha iyi oldum işte. Yatar mısın lütfen? Yok ya, iyiyim ben böyle. Yatar mısın lütfen? Lezzetli oluyor pilavın kızım. Güzel bir yer bulduk satış için. Bereketi bol. Neresiymiş o yer amca? Ya öyle şen şakrak adamların bol olduğu bir yer. Gece gece hep aç insanların olduğu yer nere ola ki amca? Onlar acıkacak ki biz doyacağız. Allah rızkımızı nerede verirse. Ben sıraça bakmıştım. Evde yok. Ben dedesiyim oğlum. Ne vardı? Ben ev sahibiyim amca. Sıraç kirayı getireceğim dedi, getirmedi. Hala ortalarda yok. Benim de halim vaktim yerimde değil. Beni anlayın. Biz kirayı verdik. Vallahi ben kira almadım. Size 2-3 gün daha müddet vereyim. Kirayı getirin. Yoksa evi başkasına kiraya vereceğim. Haberiniz olsun. Size iyi günler. Amca, ne diyor bu? Anlamadım ki kızım. Thank you.
Ya Zeliha, onu sürme sen. O çok can yakıyor ya. Üfleriz. Çocuk gibisin. Zeliha. Alkol istemiştiniz Zeliha Hanım. Teşekkür ederim. İyi ki geldin Zeliha. Çok teşekkür ederim. Sayende hastaneye gitmekten kurtuldum. Başına ne işler açtın? Olur mu hiç Deniz? Asıl ben bu hale gelmene neden olduğum için özür dilerim senden. Aradı mı hiç? Görüştünüz mü? Ben gittim. Ama sanki benim yıllardır sevdiğim adam gitmiş. Yerine kalpsiz, soğuk bir adam gelmiş. Onu bu kadar çok seviyor musun hala? Sana yaptığı onca şeyden sonra. Hala böyle deli gibi seviyor musun onu? Selam. Hoş geldin. Vallahi bugünkü gündem süper Şebnemciğim. Ben de seni bekliyordum zaten. Manşeti merak etmiyor musun? Ay hadi uzatma, söyle işte. Pelin dün gece evlenme teklifi aldı. Kiray, acelen neydi ya? Daha erken değil mi? Şebnem, hatları karıştırmayalım. Pelin evlenme teklifini benden değil, o inşaat işçisinden aldı. Sıraçtan mı? Ve kabul etti. Ya inanamıyorum ya. Şu adamdaki özgüvene yemin ediyorum hayranım ya. Vallahi tebrik ediyorum. Bana bak. O zaman bunlar son şansın senin. Pelin'le 2 günlüğüne Paris'e gidiyorsunuz. Eğer onun orada aklını çelemezsen... ...döndüğünde üzerine bir bardak soğuk su içeriz Giray. Tamam mı? Zeliha Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Yapabileceğim bir şeyse seve seve. Adliyede yapılması gereken çok iş var. Yani benim aslında gitmem gerekiyor. Ama Deniz'i bu halde bırakmak istemiyorum. Olur mu Hande? Sen lütfen hallet işlerinizi. Ben kalırım Deniz'in yanında. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Gerçekten çok sağ olun. Ne demek? Biliyor musunuz? Sizi böylesine sevdiği için çok haklıymış. Anlamadım. Deniz Bey diyorum. Sizi o kadar çok seviyor ki. İlk başta bunun nedenini merak ediyordum. Ama sizi tanıyınca bu kadar büyük bir aşk duyduğuna hiç şaşırmadım. Aşk. Arkadaşım evleniyor ve ben bunu yeni duyuyorum, öyle mi Pelin? Önce seni tebrik edeyim. Sonra da teessüf ederim. Sen tebrik ediyorsun, öyle mi? Bükemediğin bileği öpeceksin. Vallahi cesurmuş Sıraç. Öyledir. Neyse, ben işimin başına döneyim. Ha, bu arada Paris'ten bir şeyler ısmarlayacağım. Unutturma, tamam mı gidince? Ne Paris'i, Şebnem? Aa. Tarık sana söylemedi mi?
Sen yarın bir iş için Giray'la beraber Paris'e gidiyorsun. Söyleme bir şey. Sevgili yönetim kurulu üyelerimiz, sizlere yeğenim Berat Altındağ'ı takdim etmek istiyorum. Kendisi rahmetli kardeşim Abbas Altındağ'ın oğlu olup aynı zamanda şirketimizin hissedarıdır. Bundan sonra bütün yönetim kurulu kararlarında onun da imzası bulunacaktır. İmzalamadığı kararlar yeniden gözden geçirecektir. Teşekkür ederim amca. Şirket hesaplarını tam anlamıyla inceleyemedim. Ama öyle görünüyor ki çok fazla açık var. Gereksiz harcamalar, kaynağı belli olmayan giderler yüzünden şirket son 5 yıl içinde iflasın eşiğine gelmiş. Bu can sıkıcı durumdan rahmetli babam Abbas Altındağ'ın kişisel servetindeki nakit sayesinde çıkabiliriz. Ama siz de takdir edersiniz ki Hazıra daha dayanmaz. Bu yüzden şirketin gelir ve gider dengesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir denetim şirketine hazırlatmış olduğum tasarruf tedbirlerini sizlere sunuyorum. Ve buradaki maddelerin acilen hayata geçirilmesini sizden rica ediyorum.
Ben de vurdum. Ben de. Anne. Anne. Şirkette birçok değişiklik yapmak gerekiyor. Ama seni nereye koyacağımı bulamadım Yusuf. Say sen ne yapacaksın şimdi burada? Bana gelene kadar bir sürü değişiklik yaptın zaten. Ya öyle oldu değil mi? Kolay değil. Musluk hep açık bırakılmış. Ama hiç kimse suyun sahibini düşünmemiş. Bugün bankaya talimat verildi amca. Şahsi teminatımla evin üzerindeki ipotek kaldırıldı. Sağ ol evladım. Ben de yani bu yaştan sonra nasıl başka yerde yaşayacağım diye düşünüp duruyordum. Ama şirket öz kaynaklarındaki giderin yerine konması için satış emri verdi. Ev şirket demirbaşları arasında. Sen fazla ileri gidiyorsun Berat. Sen kimden habersiz kimin evini satıyorsun? %51 hissesine sahip olduğum şirketin evini Yusuf. Peki peki de yani biz nerede oturacağız? Birkaç yer bakıyorlar amca. Bugün yarın haber gelir. Arzu ederseniz bizimle birlikte kalabilirsiniz. Ne de olsa o kadar baktınız. Bana, anama, hayata. Artık sıra bizde. Sağ ol Yusuf, sağ ol. Ha bu arada en önemlisi tabii hayatın durumu. Ona ne olmuş? Bugün sosyal hizmetler hayata aldı. Bu hiç hoş bir gelişme değil. Kanunları biliyoruz. Ama gene de hukuk bölümü bir araştırsın. Banka mevcutlarını fakslayın o zaman bana. Bekliyorum, tamam peki. Fransa işi nereden çıktı baba? Kapatıyorum. Yarın Paris'e iş toplantısına gidiyormuşum, benim haberim yok. Evet. Evet ne? Bu sinsi planlarından biri daha mı yoksa? Alakası yok. Sana anlatacaktım ama büyük aşkından işe vakit kalmıyor tabii. Sen benim oraya girerle gitmemi bekliyorsan seni tekrar hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Çünkü gitmiyorum. Pelin, burası bir iş yeri. Profesyonel bir çalışma ortamındayız. Sen değil miydin ben aşkımla işimi birbirine karıştırmam diye naralar atan? Ha? Giray'la aranızda geçen şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Oraya ikinizin ismi birlikte yazıldı, birlikte gideceksiniz. Burada karar yetkisi bana ait, hatırlatırım. Yüzüne ne oldu? Kapatmam gereken bir defter diyelim. Yüzüne kapanmış ama. Sen bir de defteri gör. Tamam o zaman. Kerem burada benimle çalışsın. Geceleri de burada kalır. Ya ben de size sıkıntı verdim ama. İşleri böyle idare ederiz Kerem. Sonra bakarız bir çaresine. Sıraç abi. Ben hayatı oralarda bırakmam. Kürşat. Geçen bu şiirin olayıyla alakalı. Sana teşekkür edemedim de. Bir şey aklıma takıldı. Bugün öyle tamirhaneden çıkıp gittin. Şiirini yaralı bulmuşsun sonra. Ben aslında babanı döven adam buldum. O yüzden çıktım. Sonra bizim çocuklar Şirin'i görmüşler yolda. Araba var diye haber verdiler. Ben de oraya gittim. Bir dakika, bir dakika. Babamı döven adam mı? Hı hı. Kimmiş o? Babanı dövdükleri gece çok net göremedim. Beni görünce kaçtılar. Ama sonra hayatın kaçırıldığı gün haber vermeye gelen adam. Arabasından tanıdım. Yusuf. Emin misin oğluna? Eminim.
hoş geldin. Benim adım Elif. Ben senin oda arkadaşınım. Senin adın ne? Hayat. Hayat Bakırcı. Ne yaptın İsmail? Ne oldu? Hiç. Hiç bir şey yapamadım. Kızımı alıp götürdüler. Babam nerede? Onunla konuşacaklarım var. Amcamla Malik işe çıktılar. Pilav satmaya. Tövbe tövbe. Günler çuvala girdi. Yetmeyin dediğim halde gece gece. Ey ey. Bir onların belası eksik başımızda. Tövbe de İsmail, tövbe de. Hayat gördün mü İsmail? He. Gördüm. Nasıldı? İyi miydi? Beni istemedin. Gelmedin. Onu bir yere götürdüler. Bana... Sen kızın için zararlısın. Tehlikelisin dedi. Ben de onlara insan kendi ciğerine nasıl zarar verir dedim. Ama dinletemedim. Onlar da ciğerimi söküp götürdüler. Sen o ciğeri kapına geldiğinde söküp attın İsmail. Kalmış. Evet, ben de üstünü örteyim dedim ama uyandırdım. Teşekkür ederim. Saat kaç Deniz? 8'e geliyor. Nöbete geç kalacağım, çıkmam lazım. Hadi ya. Sen iyisin değil mi Deniz? İyiysen kalabilirim. Yok yok, iyiyim iyiyim ben, merak etme. Emin misin? Eminim ya, iyiyim ben, tamam. Zeliha. Ben Berat'la konuşmaya karar verdim.
Bu işi düzeltmenin başka yolu yok. Sana yaptığı haksızlığı anlaması lazım. Aklını başına alıp gelip senden özür dilemesi lazım Zeliha. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek ki Deniz. Kendini yıpratacaksın sadece. Ben konuşmanı istemiyorum. Lütfen. Tamam. Şimdi gitmem lazım. Görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Sıraç. Geleceğini bilmiyordum. Alış artık. Dayanamıyorum seni görmeden. Vedalaşıyorsanız bozmayayım. Ne vedası? Pelin Paris'e gidiyor ya. Pardon ya, Pelin söylemedin mi? Ya 3-4 günlüğüne Giray gidiyoruz deyince ben de söyledin zannettim. Giray'ı tanıyorsundur herhalde. Şantiyesinde çalıştın, az önce giden yakışıklı çocuk. Pelin'in de eski... Şebnem yeter ya. Ben kaçıyorum. Sana da iyi geceler enişte. Hadi iyi geceler. Kusura bakma. Eski nişanlı, seyahatler falan. Bana ne zaman söyleyecektin Pelin? Bu romantik seyahati bana ne zaman söyleyecektin? Ne romantik yolculuğu Sıraç? İş için bu. Ben de bugün öğrendim zaten. Tabii ki anlatacaktım sana. Sıraç, ben daha dün senin evlenme teklifini kabul ettim. Seni ne kadar sevdiğimi, sana ne kadar bağlı olduğumu anla artık. İş bu, ne yapayım? O herifle Paris'e, Maris'e gitmeyeceksin. Son sözüm bu. Sen bana böyle yasaklar koyarsan ben nasıl çalışabilirim Sıraç? Yanımda olman lazım, karşımda değil. Bana güvenmiyor musun sen? Pelin, ne alakası var? Ben o herife güvenmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam senin eski nişanlın. Sen de beni anla biraz. O iş 2 sene önce bitti Sıraç. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Beni ne kadar kırdığını da düşün istersen. Ben düşündüm Pelin. Sıra sende. Bu kez sen düşün. Sen şimdi bir de bu çocuğu işe almam mı istiyorsun? Ya işçi işçi deyip duruyordum baba. Çalışsın işte. Ha baba. Ha. Önemli bir mesele daha var. Daha ne meselesi ulan? Canımı sıkmakta üstüne yok ha. Şunun haline bak. Kim bilir gene hangi itler ne için birbirini ısırdı. Baba, biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp ha. Kudret, bizim oğlumuz yeni bir kelime öğrenmiştir ha. Ayıp. Ulan eşek ulan eşek. Şunu gösteririm sana ayıbı ha. İsmail, kızma oğlanı. Ayağı takılmış, işte yanlışlıkla yere düşmüş. Şaşırdım. Vallahi de billahi de çok şaşırdım Kudret. De git,
Tövbe tövbe! Birlikten güç doğar dedik. Doğurduk da doğurduk. Ne oldu? Ne işe yaradı onca nüfus? Ben kastım. İki tane karı. Bir gel başım oturup duruyoruz burada. Herkes nerede? Nerede herkes? Aradın mı ablanı? Aradım da baba cevap vermiyor. He. Vermesin. Eve gelince cevap vermemekle demek göster. Bu ne sizin Hacı Efendi? Oğlum neredesin sen? Zeliha nerede? Siraj, sen bana sormadan, danışmadan, kilitlediğim odadan Zeliha'yı neden çıkardın? Söyle! Aferin. Bu İstanbul'da sizin mezhebiniz bayağı genişlemiş ha! Baba, benim boynum sana kıldan ince. Ama Allah'ını seviyorsan şu laflarını artık tart da konuş bizimle. Ben sana sorayım, Zeliha kocaman kız. Evlilik çağında kızı öyle kapıların arkasına kilitlemek olur mu? Olur! Kilitlenir! Arkamdan bir tane dolap çeviririz. İki karı birbirini yesin. Bu dışarıda ne olduğu belli olmasın. Sen bir ayda bir eve uğra. Zeliha hiç gelmesin. Suçlu ben olayım ha. Birden evden kilitlendi. Kilitlenir. Zeliha Efendi. Bu Agle'nin başı kimdir? De hele. Söyle de bilelim. Bizim başımızda, atamızda sensin. Ben bunu biliyorum, merak etme. Ama yaptığın yanlış. Dövüyorsun, kızıyorsun, kimseye hiçbir şey sormak yok. Olur mu öyle şey? Bu evde artık küçük çocuk yok baba. Bizim de aklımız eriyor. Hey, uzatma. Zeliha nerede? Yaptığın dokunmuş kıza, alınmış, eve gelmek istemiyor. Normal değil mi bu? Baba, bak öfken bize zarar veriyor. Anladın mı? Böyle devam edersen hiç kimse kalmayacak yanında. Yapma. Bakir. Oğlum, bu doğru mu diyor? Ben bilmem her şeyin sebebi. Ben mi uzaklaştırıyorum çocuklarımı kendimden? Hele oğlum, sen ne diyorsun? Babanla nasıl konuşuyorsun? Ve sana böyle mi terbiye verdim? Ya ona bir üstüme gelme. Bak ana kurban, canın sıkın belli, babana patladı. Ama diyeceklerim var. Ev sahibi geldi, bugün kirayı istedi. Adamın parasını iki güne vermezsek evden atacakmış bizi. Evlen deyip duruyordun, şimdi olmaz deyip kestirip atıyorsun. Ben evleneceğim baba. Rüşat, kapat şu konuyu. Kız daha 18 yaşında bile değil lan. İstemem ben o kızı sana. Unut onu. Baba, bak. Benim senden başka kimsem yok. Gel başımda dur. Şu kızı usulünce isteyelim. Eğer bunu da yapmayacaksan... Yapmayacağım ulan. Yapmayacağım işte. Daha düne kadar kızın abileriyle birbirinizi yiyordunuz lan. He? Bunlar burada yer yok diyordunuz. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Onların... kendi hayatlarıyla, ekmekleriyle kavgalarından başka dertleri olmadığını gördüm. Hem... ben bu kızı sevdim. Çok sevdim. Sevdiğin olay bitti. Öyle mi? Kızı alınca olay bitecek mi sanıyorsun? Kızın ailesine gireceksin oğlum. Kızın babasına baba diyeceksin. Razıyım ben. Ben razı değilim. Önce çalışacaksın, paranı kazanacaksın, cebine koyacaksın. Babanın sırtından da bir ineceksin. Ev bakmayı öğreneceksin, ondan sonra ben evleneceğim diyeceğiz. Kürşat, o güne kadar da bir daha bu konuyu açma. Bir kere de babalık yaptı.
Hayat, kız hadi kalk kahvaltıya gideceğiz. Aç kalırız vallahi. Hayırdır, sabah sabah nereye? Kızı nasıl alırım ona bakacağım, oradan işem. İsmail, dün gece gözüme uyku girmedi. Kız orada ne yapar, ne eder? Bekle, ben de geleceğim seninle. Sen nereye geliyorsun Cennet? Kızı kendi ellerine vermedin mi? Öyle söyleme oğlum. Kadın zaten üzgün. O vermedi ki, kız kendi gitti. Ya dur, ben de geleyim işe basa. Sırat, gel benden de biraz konuşalım. Bu ne biçim numara ya uzun? Alo? Ha, Mina sen misin? İyi, iyi. Hayat Bakırcı, 16 yaşında. Prosedür açık İsmail Bey. Aileniz görevli arkadaşlar tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. İncelenecek? Gelir düzeyiniz, aile yapınız, ailenin yaşam ortamındaki rahatlık, aile içi huzur, kızın şiddet görmeyeceğine dair incelemeler. Nerede ya şiddet görsün kızım? Şiddet görmez. Eğer inceleme yapan arkadaşlar kızın sizinle kalmasına engel teşkil edecek bir olumsuzluk tespit etmezlerse kızınızı geri alma talebiniz değerlendirilecek. He. Yani kızım sonra bana geri verilecek. Anladım. Nesi var böyle? 15 yaşında. Babası yaşlı bir adama satmış. Adam daha ilk günden bu hale getirmiş. Hadi yatalım sultanım. Sen yukarı çık. O kadar güzelsin ki. Heyecandan elim ayağım dolaştı. Bana bak, beni sarmazsan, beni öpmezsen, ben nasıl erkek olabilirim? Ağlayacağına biraz hevesli ol!
çevirme gözlerini. Yüzüme, gözüme bak. Beni deli etme. Altında ölü gibi yatacağına kadın o kadın. Anne. Anne yok. Baba yok. Abbas altında var. Anladın mı? Kimseden sana zarar gelmez burada. Biraz konuşup dertleşmek ister misin? Anlat istersen bana. Neyi? Yaşadıklarını, başına gelenleri, sonra bebeğini. Anlatabilirsin bana. Burada sana hiç kimseden zarar gelmez. Güvendesin burada. Sorunları beraber çözeceğiz. Tamam mısın? Her şey yoluna gidecek. Soyadı Bakırcı olduğu için bir şey yapamıyoruz. Ankara'da tanıdıklarım şu oraya koydum ama biliyorsun bu konuda devlet çok hassas. Elimizden bir şey gelmiyor. Gene de bir yol bulmaya çalışacağız bakalım. Zavallının ruh sağlığı iyice bozulmaz inşallah. Kaç aylık hamileymiş? 3,5 ay galiba. Ya bu nasıl bir iğrençlik amca ya? Bu yaşta kızın neler geldi başına? Bir de karnında bebek. Berat Bey, affedersiniz. Bir beyefendi geldi. Toplantıda olduğunuzu söyledim ama ısrarla görüşmek istedi. Kimmiş? Sıraç Bey. Adı Sıraç Bakırcı'ymış. Birazdan al içeri. Tamam, ben de çıkayım da sen yalnız görüş. Cennet Hanım. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Sizinle uzun zamandır konuşmak istiyordum. Denk gelmemiz iyi oldu. Tamam. Sen bekle kızım, geleceğim şimdi. İyi günler. Hayırdır öğretmen hanım? Ya beni bir şey mi yaptı yoksa? Yok, hayır. Sorun başka. Geç başladığı için derslerinde çok zorlanıyor. Son birkaç haftadır devamsızlığı da iyice arttı Cennet Hanım. Levin çok gayretli ama bazı sorunları var çocuğum. Cennet Hanım, acaba bunun nedeni evdeki ortam olabilir mi? Bizim ev... Bizim ev biraz karışık öğretmen hanım. Hem hocamın ilk karısının üstüne kuma gittim. O yüzden de devamlı bir huzursuzluk, bir tartışma falan var. Lavin de bu yaşta hepsine şahit oluyor. Bakın madem durum böyle, çocuğu iyi bir yatılı okula yollasanız. Ben kızımı hiçbir yere bırakmam öğretmen hanım. Ablasını küçücük yaşta alıp götürdüler. Lavin'i hiçbir yere bırakmam. Cennet Hanım, bu durumda sizin kızınızdan ayrılmanız mı yoksa çocuğun geleceğinin kurtulması mı daha önemli? İyi günler öğretmen hanım.
benim akıllı kuzum. Buraya neler olduğunu anlamaya geldim Berat. Bunu bana değil, bacına soracaksın Sirac. Ne oluyor oğlum sana? Ne bu halin tavrın? Öyle mesafeler falan. Kardeş değil miyiz biz? Kardeştik ama değilmişiz demek. Berat sana ne oldu bilmiyorum ama Selia çok kötü. Konuşup meseleyi halletmeye geldim buraya. Boşuna zahmet etmişsin Sirac. Konuşacak bir şey yok. Bana bak. O kız senin için babamı karşısına aldı. Dünyaya meydan okudu. O kız seni seviyor Berat. Seviyor. Seviyor ha? Tam bir ay. Bir ay boyunca her Allah'ın günü, her gün, her gece ben onun hayaliyle avundum Sirac. Ben onun hayaliyle avunurken o avukatım olacak iple berabermiş. Onunla gününü gün edermiş. Sen bunu biliyor muydun? Şu haline bak. Şu haline bak be. O it dediğin adamla Zeliha sen içeriden çık diye gecelerini gündüzlerine kattılar. Anladın mı? Perişan oldular, uğraştılar. Ben onların ne için uğraştıklarını kendi gözlerimle gördüm Sirac. Hiç boşuna yorma nefesini. Benim seninle bir alıp veremediğim yok. Ama o ikisi. O ikisi bu ihanetin bedelini ödeyecekler. Buraya gelirken kız kardeşimin üzüntüsü acıtıyordu yüreğimi. Ama bundan sonra kardeşini yönetebildiğim sen. Senin ölümün canımı çok yakacak be Berat. Haberin olsun. Süpey odasında mı? Henüz gelmedi efendim. Notunuz varsa alabilirim. Ne sordu? Yusuf Bey'e sordu Berat Bey. Merhaba. Senin ne işin var burada? Pelin. Bu şirkete ortak olduğumu unutuyorsun galiba. Ben zaten aramızdaki gerginliğe bir son vermeye geldim. Ama eğer istemiyorsan... Akşam için bir sorun yok, değil mi? Giray, bunu kişisel algılama ya da algıla çok fark etmez. Ama tek gidiyorsam sorun yok baba. Bunu hallettiğimizi sanıyordum Pelin. Evet, ben de öyle sanıyordum. Neden bu kadar deliniyorsun anlamadım Pelin. Hani mesele Sirac mı? Bir sorun falan mı var? Sen ne demeye çalışıyorsun Şebnem? Bu konu fazla uzadı artık Pelin. Giray'la beraber gideceksiniz.
Bakın, Pelin'in rahatsızlığını anlayabiliyorum. Yani benim için bir sorun yok. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Eğer gerçekten benim gitmemde bir sakınca varsa, tamam. Ben gitmeyeyim o zaman. Arkadaşlar, önemli olan işi koparmak. Yusuf altında. Vay Bakırcığım. Dört kişi bir adamı dövmek. Sen nasıl bir delikanlısın lan? Ne adamı ya? Babamı öldürdün ya! Ondan bahsediyorum. Delirdin mi abi sen? Delirdin mi? İyisin Yusuf Bey. İyiyim iyiyim. Ulan daha bitmedi. Yaptığının hesabını vereceksin. Anladınız mı? Ablam bırak lan beni. Bırakın. Benim misafirim. Bak kardeşim. Ben babanı değil, baban arkamdan saldırıp beni dövdü. Ama yeter artık. Beyefendiye kapıya kadar nazikçe eşlik edin. Ben kendim giderim. Buyurun hanım, bir şeye mi baktınız? Yok, öylesine baktım. İyi günler. Ay, tamam sevgilim, tamam. Senin de benim de canımı yaktılar. Bak, eğer düşmanın ortaksa birlikte hareket etmekte fayda var. Ne demek istiyorsun sen ya? İntikam almak istemiyor musun? Öyleyse bana güvenmen gerek. Sana ne duruyorsun? Konuşmak istemiyorum. Bak. Birinci kural. Düşmanınla iyi geçineceksin. Aç. Efendim. Nerede, ne zaman? Orada olacağım. Ne istiyormuş? Zeliha hakkında konuşmak istiyormuş. Şerefsiz. Pelin. Seni dinliyorum. Pelin ne olur sen de beni anla. O herifin çevrende olmasına dayanamıyorum ben. Siraç ben seni anlıyorum. Ama ne olur sen de beni biraz anlamaya çalış. Bak ben seni üzecek veya bize zarar verecek bir şeye asla izin vermem. Anlıyor musun? Barıştık mı? Evet barıştık. Ama ne olur biraz güven bana. Bak Giray gelmiyor Paris'e. Ben tek başıma gidiyorum. Uçağın kaçta? Kaçta havalanında olacaksın? Tamam. Tamam.
Bekir. Mina. Bekir, iyi ki geldin. Kendimi çok kötü hissediyorum ben. Çok yalnızım. Çok üzgünüm. Mina. Bu kadar üzülme ya. İşte ben de geldim. Yalnız değilsin yani. Tamam mı? Senin gözüne ne oldu? Ya şeye düştüm bu. Yere düştüm de. Hı. Önemli bir şey değil ama. Hadi içeri gel. Ama şimdi bir gören duyan olursa olmaz yani evde kız başına. Ya Bekir, seninle konuşup dertleşmeye ihtiyacım var. Hadi gel. Kızım, git elini yüzünü yıkat, dişlerini de fırçala, öyle gel. Tamam ana. Cennet. Biliyorum, bana kızgınsın. Ben de hayata sinirlenmiştim. Çok içmişim. Eve geldim. Senin odan diye yanlış odaya. Cennet, biliyorsun. Ben bile isteye başkasına dokunurum. Ben sana niye kızayım ki İsmail? Kudret de senin karın. Hem de resmi nikahlı gerçek karın. Ondan sen rahat ol. Ben sana hiç kızmadım. Hiç. Yıkadım ana. Aferin benim akıllı kızımla. Şimdi müsaade edersen üstüme değişeyim. Tekir Cennet. Tekir. Sen adamın hayatını kurtardın. O sana neler yaptı görmüyor musun? Deniz, böyle bir adamla yalnız görüşmeye gidilir mi? Beni mi vuracak? Ha? Ne yapacak bu adam? Öldürecek mi beni anne? Adam zaten yaptı yapacağını. Bir de katil mi olacak üstüne? Ya Zeliha niye boş yere acı çekiyor ya? Onun hiçbir suçu yok. Ben şimdi bunu bile bile evde eli kolu bağlı oturamam anne. Ben gidip bu işi halledeceğim. Bak ben de artık çok sıkıldım. Deniz, lütfen gitme. Bak bu çok riskli. Deniz. Hande. Deniz nereye gidiyor? Berat Altındağ ile görüşmeye. Ne? Nerede buluşacaklarını biliyor musun? Ne fark eder ki Zeliha Hanım? Yine üzülen zavallı Deniz Bey olacak. Hande, biliyorsan lütfen söyler misin? Thank you.
Ne acele böyle? Yetiştim. Deli misin sen? Uçmam gerekse yine gelirdim. Mina, biliyorum kolay değildir. Ama ne olur üzme bu kadar kendini ya. Seni böyle üzgün görünce benim de kalbim acıyor. O gün dedemin kalbini çok kırdım Bekir. Benim yüzümden çok üzüldü. O yüzden bir türlü kendimi affedemiyorum. Senin suçun değildir Mina. Bak. Yani fazla üzülüyorsun. Fazla üzüyorsun kendini. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Üzdüm seni biliyorum. Ama o Giray denen herif, Şebnem de öyle söyleyince. Sen de biraz kıskandın tabii. Ama artık güven bana lütfen. Bak tek başıma gidiyorum Paris'e, Giray gelmiyor. Gerçi biraz daha gecikirsem hiç gidemeyeceğim ama. Ne oldu, kim arıyor? Zeliha. Efendim Zeliha. Dur, sakin ol. Nerede buluşacaklarmış? Tamam, ben geliyorum. Ne oldu, kötü bir şey yok ya. Deniz, Berat'la konuşmaya gidiyormuş. Zeliha'nın bana ihtiyacı var. Tamam, koş sen Sıraç, ben vedalaşmalardan pek hoşlanmam zaten. Dikkat et kendine oralarda. Gidince de haberdar et. Merak ederim seni. Tabii, ararım. Hadi görüşürüz. Seni seviyorum. Yetişemedin mi Pelin'e? Şimdi gitti. Ay çok önemli bir dosya vardı ya. Neyse. Giray da gidecek, o verir o zaman. Görüşürüz enişte. Thank you.
merkez versin. Zabıta geliyor, kaçın. Dede, yürü gidelim. Koş oğlum. Gel çabuk bu taraftan, çabuk.